30 dakikadan herkese merhaba. Tekrardan efendim başlıyoruz. Yine dop dolu bir akışımız var. Önce araştırmanın gündemini alalım Burcu Kıratlı bizlerle. Geleceğin yatırımlarına yön veren Akbank Yatırım Hizmetleri sunar. Evet Burcu, şimdi ABD'de 10 yıllık tahvil faizlerinin özellikle geldiği yeri vurguluyorduk geçtiğimiz yayınlarda da. Hal böyle olunca yani bir miktar gevşeme gelince Powell da dün el frenini çekmiş görünüyor ama ne dersin, ne anlatır tahvil piyasası? Şimdi Fed'in aslında dün Powell'ın söyledikleri tahvil piyasasında bir kere etkili oldu. Bir de tabii tahvil ihalesi de aslında buna eklendi. 30 yıllık ihalede talep beklentiden az geldi. İki tane etken bir araya gelince tahvil faizlerine yine hafif yukarı yönlü bir hareket söz konusu oldu ama asıl hikaye belki tahvil faizlerinden hareketle de 2024'te aslında Fed'in ne yapacağı üzerine odaklanmış durumda. Hemen grafimle birlikte dönüyorum ben de. Fed 2024'te aslında faiz indirim beklentisi şurada Kasım ayında 92 puandan şu anda 71'e düşmüş durumda. Yani bunu şöyle özetleyebiliriz aslında. Faiz indirimi Fed 2024 yılında nereden başlayacak sorusunun cevabı Haziran ayındaki toplantıyla beraber mi gelebilir diyorduk ama bu indirim bir toplantı öteye geçmiş gibi gözüküyor. Yani Fed 2024'te faiz indirimine hemen ve çok kolay başlayacak gibi gözükmüyor. Çünkü Fed belli ki kararlı %2 enflasyon hedeflemesini tutturmakta ve elimizden geleni de yapmaktan çekinmeyeceğiz ifadesi aslında piyasanın şahin olarak algıladığı bir mesaj oldu. Dolayısıyla bu da swap piyasasındaki faiz indirim beklentilerini hem ötelemiş oldu diyebiliriz. Bir de tabii 90 puandan 70 puana kadar bir de miktar anlamında da biraz daha yine beklentileri biraz ötelemiş oldu yine söyleyebiliriz. Yani 100 bas puanlık indirim beklenirken atıyorum 75 bas puanlık bir faiz indirimi şeklinde şu an daha fiyatlara girmeye çalışıyor. Tabii ki bu beklentiler ve bu fiyatlamalar çokça değişecektir. O zamana kadar çok uzun bir süre var ve bu özellikle bundan sonra makroekonomik verilerle yani büyüme ve enflasyon verileriyle açıkçası biraz daha şekillenecek gibi gözüküyor ama bu piyasalar geçtiğimiz hafta erken bir sevinci biraz da kutluyordu. İşte FED faiz artış döngüsünün sonuna geldi. Evet, döngünün sonuna geldi. Fakat faiz indirim süreci de çok kolay şekilde başlamayacak. Hatta Powell konuşurken şurada tahvil faizlerinin nasıl şekillendiğini de göstermek istedim. Şimdi Powell'ın konuşmaları sırasında neredeyse 4.93'lerde olan tahvil faizleri Powell konuşurken 5.03'e kadardaydı. Şimdi oradan birazcık kar satışları geliyor ama bu bize şunu söylüyor aslında. Tahvil faizleri hem Powell'ın konuşmalarında hem makroekonomik verilere hem Fed'in bundan sonraki yol haritasına dair bu konuşmayla birlikte şekillenen yol haritasına oldukça duyarlı. Yani tahvil faizleri için önümüzdeki süreçte çok kolay hemen böyle tekrar 5'lerin üzerine denemeyecek gibi bir görüntü olmayacağını belki söylemek lazım. Buradan hareketle hisse senedi piyasaların üzerindeki tansiyon da çok kolay hemen rahatlamayacak. Ki VIX de bize bunu dün söyledi. VIX dün bir anda %5, %6 aralığında yükseldi. Yani hala hem faize hem de korku endeksine duyarlı hisse senedi piyasaları olduğunu söyleyebiliriz Gözde. Burcu çok teşekkür ediyoruz aktardıkların için. Geleceğin yatırımlarına yön veren Akbank Yatırım Hizmetleri sundu. Evet, biraz tekstil sektörünü konuşacağız. Aykut Balcıoğlu stüdyomuzda, Çabasan Tekstil Yönetim Kurulu üyesi. Kendisi hoş geldiniz Zeynep. Hoş bulduk Gözde Hanım. Çok teşekkür ediyorum. Şimdi özellikle tabii sanayi üretimi 3 aydır daralıyor. Neticede bir yavaşlama zaten aşikar. Yani yurt dışındaki yavaşlamayı da biraz tabii özellikle içeride hissediyoruz. Özellikle Avrupa ihracat pazarımız olduğu için net bir şekilde burada etkisi zaten var. Öte yandan iç pazar dinamiklerinde de önümüzdeki dönemde belki de evet Kasım ayı özel bir konu. Yani indirimler vesaire derken biraz daha tabii iç pazar koşulları canlı olabilir ama önümüzdeki dönemde nasıl bir gidişat olacak? Özellikle tekstil sektörü tabii yakından takip ediyoruz. Son dönemde çok fazla işte yavaşlama var demişlerdi. İşten çıkarmalar çok konuşuluyordu. Önce genel o haliyle bir sizden değerlendirme rica edeceğim. Peki, çok teşekkür ediyorum. Öncelikle şunu söylemek gerekiyor.
Yani tüm sektörler, sadece tekstil değil, tüm sektörler dünyada genel bir daralma zaten söz konusu. Bu daralmayla beraber ben şuna benzetiyorum. Dün okyanusta balık avlamaya çalışırken bugün tüm üreticiler, tüm tedarikçiler, herkes bir gölde balık avlamak zorunda ve herkes ona göre pazarını daraltmış, üretimlerini azaltmış durumda. İşten çıkartmalar da aslında bu dönemde oldu. Fakat bugün açıklanan işsizlik verileri var. Ortada bu rakamlar var. Bunlara da baktığımızda aslında şöyle bir şey var. Bizim genel sıkıntımız aslında kalifiye eleman bulma noktasında. Buralarda çok ciddi Türkiye'de sıkıntılar yaşanıyor. Bu rakamlar da bunun aslında bir göstergesi diye düşünüyorum. Sebebi ne? Yani son zamanda ya bunu hep her sektör konuşuyor ama hazır konuyu açmışken o parantezi bir açmak istiyorum. Yani neden bu kadar bu sorun haline geldi? Şimdi sorun haline şöyle geldi. Birçok sebebi var tabii bunun, bir tane değil. Öncelikle bu şeyin talebin daralmasıyla beraber zaten bir takım kapasite düşüşleri yaşandı maalesef. Türkiye'de özellikle. Türkiye'nin diğer ülkelere kıyasla bu tedarik zincirindeki yeri nedir diye düşündüğünüzde Türkiye ucuz üründen ziyade biraz daha nitelikli katma değerli ürüne yönelik bir ülke haline geldi. Yoksa rekabet açısından baktığınızda bizden çok daha ucuza mal eden ülkeler var. Zaten ucuz olan işler de oralara gidiyorlar. Biz nitelikli iş gücümüzle, sanayi kültürümüzde ve gelişmiş yapımızla aslında ön plana çıkıyorduk. Avrupa'nın tedarikçisi olmamıza sebep olan etkenlerden en önemlisi buydu. Yoksa ucuz olsun diye Türkiye'den alım yapılmıyordu. Lojistik olarak evet bir avantajımız vardı ama bunu da tabii ki fiyat rekabetine, fiyat kıyasına baktığınızda belki bu da göz ardı edebilir bir konuydu. Bizim orada yapmamız gereken önemli şey daha da nitelikli, daha da katma değerli üretim yapmaktı. Ve bir takım sebepleri var. Mesela bunlardan benim gözlemlediğim bir tanesi şu. EYT'den sonra iş hayatına devam edebilecek, yaşı daha erken olan insanlar, bir takım insanlar iş gücünden ayrıldılar. Emekli olup dışarı çıktılar, sistemin dışına çıktılar. Mesela bu etkenlerden bir tanesi. Yine aynı şekilde sanayici kültürünün devamlılığının sağlanması açısından çok cazip ortamları maalesef oluşturamadık. Yani yeni jenerasyonda, özellikle benim gözlemim bu da yine, yeni jenerasyonda birçok insan sanayide çalışmayı kendine yakıştıramadı açıkçası. Bundan dolayı da başka sektörlere, daha böyle biraz daha presentable görünen sektörlere biraz daha yöneldiler. Sanayinin o tozunun pisinin içine çok fazla girmek istemedi yeni jenerasyonda. Bizim kendi şirketlerimizde de ben bunu değerlendiriyorum. Yani iş gücündeki değişimi odaklandığımızda dedik ki niye çok fazla değişken olmuş, nerelerde değişmiş, ne sebepten değişmiş? Tek bir ortak nokta gördük. Genelde değişenler 30 yaş altı çalışanlarımız olmuş. 30 yaş üstümüz biraz daha kemik kadro olarak duruyorken 30 yaş altı kadrolarımız çok sıklıkla değişmeye başlamışlar. Bir ay, iki ay çalışmışlar, sonra başka bir yere gitmişler ya da hiç çalışmamışlar gibi durumlar herhalde söz konusu. Herhalde sektör değişimi değil mi? O tam olarak tabii sektör değişimi. Yani evet. Benden çıkıp başka bir fabrikaya da geçmemiş. Geçmiyor. Evet. Yani o olsa diyeceğiz ki kendimizi değerlendirelim, kendimizi de arayalım hatayı. Şu anda çünkü enflasyonist ortamda böyle bir trend de var, onun için sordum. Evet, 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 maalesef ki öyle bir durum da var. Bunlar etkenlerin bazıları, birkaçı. Evet. Şimdi peki şu anda yavaşlama tekstil sektöründe hissediyor dedik ama sizin bir de özel bölge olması şu anlamda, Kahramanmaraş'ta üretim yapıyorsunuz. Evet. Nasıl yani orada biraz tabii depremi artık çok konuşmuyor vaziyetteyiz medyada ama elbette orada da hayat devam ediyor. Normale dönüldü mü üretim anlamında, çünkü böyle olduğu söyleniyordu ama nasıl son durum? Ya normale dönülmedi. Türkiye'de ve dünyada yaşanan gelişmeleri biz orada çarpı 3 çarpı 4 etkenleriyle yaşıyoruz. Çünkü bizim yine dış etken olarak bu genele yayamayız ama deprem bölgesindeki bazı iş gücümüz de zaten göç etti. Ya da maalesef vefat etti o topraklarda yaşayan insanlar. Dolayısıyla yani civar bölgeleri de çok göç oldu değil mi? Civar bölgelerden ziyade daha da batıya doğru çok fazla göçler oldu. Civar bölgelerde de, çünkü onlarda deprem etkisi yaşandığı için daha da uzağa gitmeyi tercih etti insanlar. Dışarıdan tekrar birilerini çağırdığınızda şu şeyleri sağlamak zorundasınız. Yani en azından bir hastane, bir okul, işte bir sosyal hayat, bunları sağlamak zorundasınız. Bunların olmadığı bir yerde de insanlara gel burada çalış ya da barınma ihtiyacının önemlisi sağlamak zorundasınız. Bunların olmadığı ya da çok zor şartlarda sağlandığı ortamlarda gel burada çalış diyemiyorsunuz. O yüzden elinizdeki limitli kaynakları kullanmak durumunda kalıyorsunuz. Bu bizim için çok ciddi bir kayıp, çok ciddi bir eksi. Bunun dışında da dediğim gibi hani zaten pazar daraldı. Bu pazara biz
iyi yaptığımız işlerle hitap etmek isterken bugün o iyi yaptığımız işleri yapamaz hale geldik. Çünkü bizim usta diye tabir ettiğimiz kalifiye insanlar sektörden ciddi anlamda ya da şehirden, bölgeden uzaklaşmış haldeler. Peki önümüzdeki dönemde bu daralmanın daha belki sertleşmesi bekleniyor mu? Finansman koşulları, küresel taraftaki beklentilerin giderek yavaşlaması nasıl görüyorsunuz? Burada da yine işte açıklanan raporlar, işte Merkez Bankası tarafından açıklanan söylemler, bakanlık tarafından söylenenler, bunlara baktığınızda faiz artışlarının belki bir süre daha devam edeceği öngörülüyor. Zaten finansman erişiminde ciddi bir sıkıntı var. Bir de bunu şöyle düşünmek gerekiyor. Deprem maliyet anlamında söylüyorsunuz zannediyorum. Tabii, çünkü, maliyet anlamında. Evet, yani, kanallar açıldı epey. Kanallar açıldı ama şöyle bir şey var. Sonuçta bir teminat vermek zorundasınız. Hı-hı. Şimdi benim açımdan düşünürseniz, eğer benim fabrikam yıkılmışsa dün onu teminat olarak göstermişim. Bugün teminat olarak gösteremiyorum bunu. Benim öyle için sorunlar da yaşanıyor. Tabii, benim için hala sıkıntı bunlar. Yani ya benim bölgemdeki firmalar, sanayiciler için hala bu sorun teşkil etmeye devam ediyor bu tip şeyler. Kaynaklar evet bir miktar açıldı, doğru söylüyorsunuz ama bunların da bu oranlarla sürdürülebilirliği çok zor. Zaten çok ciddi rekabet olan bir ortamda hayat devam ediyor. Biz sadece kendi komşu firmalarımıza rekabet etmiyoruz. Biz artık Türkiye olarak diğer işte Mısır gibi, işte Özbekistan gibi, Hindistan gibi ülkelerle biz artık rekabet etmek zorundayız. Çin gibi ülkelerle rekabet etmek zorunda kalıyoruz. Bu rekabetin sonucunda da artık fiyat avantajı sağlayan yerler daha ön plana çıkıyorlar. Maalesef Türkiye'deki bu enflasyonist ortamdan dolayı ve finansman maliyetlerinin artmasından dolayı biz maliyetlerimizi ciddi anlamda yukarıda kalır hale geldik. Özellikle tekstili mesela Fas gibi, Mısır gibi pazarları mı kaybedeceğiz? Kaybetmeye başladık hatta, öyle söyleyebilirim. Çünkü birçok müşterimiz bu pazarlardan daha uygun fiyatlı ürün alabildikleri için oraya gittiler. Ne kadar fiyat farkı mesela, ortalama bir rakam vermek gerekirse? Şöyle söyleyeyim, depremden hemen sonraki dönemde bir tedariğimizi biz oradan yapmak zorunda kaldık, fabrikamız çalışmadığı için. O dönemde %40 fiyat avantajı vardı. Türkiye'de üretmekle Mısır'dan üretip göndermek arasında %40 bir fiyat avantajı vardı Mısır'da. Hı hı. Bu tabii son dönemde biraz daha kapandı ama yine şu anda da %25-%30 daha avantajlı fiyatlarla üretim yapılabiliyor orada. Türkiye'den de birçok sanayi zaten tesisini oraya taşıdı ya da yeni tesisler açma niyetine geçtiler. Orada da ciddi yatırımlar yapılıyor zaten şu dönemde, son dönemde. Hem enerji maliyetlerinin daha düşük olması, hem ham madde maliyetlerinin daha düşük olması işçilik gibi. İşçilik de aynı zamanda çok ciddi bir kalem. Yani bizde 400 dolar bandında seyreden işçilik rakamları oralarda 120-130 dolar bandında seyrediyor. Dolayısıyla bu rekabette ciddi bir bizi geriye atıyor. Önümüzdeki dönemde bunlar iyileşir mi? Hani belki kurların ilerlemesi bir yandan enflasyonu getiriyor ama bir yandan da ihracatçının önünü açıyor. Tabii öyle bir etkeni var. Peki yani onlar şu anlamda rekabet edemiyor mu? Avrupa pazarımız ana pazar olarak düşündüğümüzde sınırda karbon salınımı gibi konularda ataklar yapabiliyorlar mı? Ya da o anlamda yarışabiliyorlar mı? Çünkü burada hani teknolojiye çok yatırım yapan firmalar da var aslında. Bizim firmamız aslında o firmalardan bir tanesi. Biz de bu hem sınırda karbon uygulamaları hem de çevreci üretim noktasında iyi firmalardan bir tanesiyiz. Yani Türkiye'de atık suyunun %75'ini geri dönüştürüp tekrar üretimde kullanan bir firma benim firmam. Bunun çok ciddi avantajları vardı ama tabii bunlar da biliyorsunuz ki ekstra maliyetler getiriyor bize. Bu ekstra maliyetleri şu anda kimse ödeme taraftarı değil. Dün öyle bir furya vardı, öyle bir pazar vardı. İşte sınırda karbon uygulamaları, işte sıfır atıklar vesaire gibi bir sürü gündemimiz vardı bizim. Ama bir anda tüm pazarların bir anda daralmasıyla bunlar hiç göz ardı edildi. Şu anda hiç bunları soran yok. Evet. Talep de yok bunlara karşın. Çünkü bunlar birazdan maliyetli ürünler haline geldi. Onu da bu ürünleri bize ürettirip mağazasına koyduğunda tekrar nihai müşteriye satış noktasında sorun yaşıyorlar. Yani bir mağazaya girdiğinizde bir ürün 10 euro, bir ürün 15 euro. İkisi de tişört olarak değerlendirelim. Biri evet daha sürdürülebilir, daha çevreci bir ürün ama diğeri değil. Hangisini tercih ediyor bugün için insanlar? 10 euroyu tercih ediyor. Zaten gelirler evet. Azaldığı için aynen genel olarak. Bu her yerde, Avrupa'da da aynı şekilde. Tabii. Yani talepler çok düştü. Satın alma paritesi oralarda çok düşmeye başladı. Elindeki ürünü satamadığı için dünya devi firmalar bile artık alımlarını azaltmış durumdalar. Bu da artık bu konuların biraz daha konuşulmaması, arka plana atılması anlamına geldi. Hı. Bunun benzerini aslında enerji krizi döneminde de yaşamıştık. O zaman da işte Türkiye'de kömür üretim yapan tesislere kömür karbon salınımından dolayı yapmayın denirken, doğal gaz üretime teşvik edilirken enerji krizi patlak verdiğinde Avrupa'da biliyorsunuz kömür santrallerinin, termik santrallerinin tekrardan açılmasına onay verildi.
bize yapmayın dediklerini bu sefer kendiler yapmaya başlamışlardı. Çünkü ısınamayacaklardı, enerji ihtiyaçları olduğunda işte aydınlanamayacaklardı. Bu tip şeyler yaşanmasın diye gündem o yüzden çok hızlı değişebiliyor tekstil evet. sektöründe. Burada çok tabii zamansız aslında her şey üst üste geldi şu anlamda. Yani pandemi dönemi birçok şeyi sekteye uğrattı. Türkiye'de özellikle içeride zaten deprem etkisi de bu anlamda. Bir de tabii üzerine bu enflasyonist ortam ve sıkı para politikası olunca bir miktar daha zorlu bir dönem bizi bekliyor gibi görünüyor. Çok teşekkür evet, ediyorum geldiğiniz teşekkür için. Kolaylıklar diliyorum. Evet şimdi Hepsi Burada CEO'su bizlerle. Hemen dönelim. Nilhan Onal, Gökçe Tekin hoş geldiniz yayına. Hoş bulduk. Çok teşekkür ediyorum. Kasım ayı nasıl geçiyor? Kampanyalar var. Online'da da biz de görüyoruz. İlk günler biraz sizden özellikle bilgi alalım konuyla ilgili. Tabii ki. Hepsi Burada 7 yıl önce efsane Kasım'ı Türkiye'ye getirdi. İnovasyonu yaptı. Kasım ayı e-ticaretin en yoğun ayı biliyorsunuz hem dünyada hem Türkiye'de. Şu anda bütün global markaların ve lokal markaların önemli kampanyaları var. 205 binin üzerinde kampanya hazırladık. 4 milyar liralık bir tasarruf sağlamayı hedefliyoruz tüketicilerimize. Her gün birbirinden güzel kampanyalarla önlerine çıkıyoruz. Kozmetikte, modada, yaşam ürünlerinde, ev ürünlerinde, ayakkabıda, elektronikte inanılmaz güzel kampanyalarımız var. Biz bu seneye hazırlanırken fintech'te de çok önemli bir oyuncu olduğumuz için 20 milyon hane halkına Hepsi Burada limiti tanımladık. Müşterilerimiz şu anda yaptıkları alışverişleri Şubat'a kadar hiçbir şey ödemiyorlar. Şubat'tan sonra taksitle ödemeye başlıyorlar. 6 taksit ve üzerinde taksit imkanları var. Dolayısıyla yoğun bir Kasım yaşıyoruz diyebiliriz. Ne kadarlık katkı sağlayacak cirolara sizce Kasım ayı? Her Kasım ayı kadar bereketli geçecek mi? Şu anda çok iyi bir başlangıç yaptık. Kasım ayı için iyi beklentilerimiz var. Bizim biliyorsunuz sitemiz Türkiye'nin en çok trafik alan sitelerinden biri. Bu ay 500 milyonun üzerinde trafiğe çıkmayı planlıyoruz. İlk 5 günde 20 milyondan fazla müşteri geldi. 100 milyon müşteri geldi. 20 milyondan fazla kişi ürünlere ilgi gösterdi. Dolayısıyla Kasım'da e-ticaretin normal seyrinde 2 katına kadar çıkmasını bekliyoruz. Ve iyi bir Kasım geçireceğimizi düşünüyoruz. Evet, burada özellikle fiyatlarda ne kadarlık indirimlerden bahsediyoruz? Malum enflasyonla mücadelede özellikle perakende de Kasım ayında da çok dikkat çekiliyordu. Bu indirimler ne kadar etkili olacak? Yani mesela %10'luk, %20'lik belli alanlarda ve özellikle ürünlerde ayrışma var mı mesela? Kampanyaların kuvvetli olması için biliyorsunuz çok önemli hazırlıklar yapıyoruz. Bizim Kasım ayı hazırlığımız baharda başlıyor. O dönemde uzun vadeli siparişlerimizi veriyoruz, tüketicilerimizi mutlu edecek kampanyalar hazırlıyoruz. Kozmetik ev yaşam ürünlerinde bugün %30 kampanya var. Diğer ürünlerde %15-20 arasında değişen kampanyalar var. Elektronikte dahi %10'un üzerinde birçok kampanya var. Sıkı bir denetim yapıyoruz. Satıcılarımızın bu konuda çok saygı göstermesini bekliyoruz. İndirim lansmanı yapılabilmesi için sıkı kurallarımız var. Bakanlığımız da bu konuda bizlerle beraber çalışıyor. Satıcılarımız da zaten çok heyecanlılar. Hem biz Hepsi Burada satıcılı ürünlerde hem 101 bin tane satıcımızla beraber gerçek ve kuvvetli indirimlerle tüketicilerimizle buluştuk. Zaten şu ana kadar gerçekleştirdiğimiz başarı bu yoğun ilgi hem Hepsi Burada limitine hem tehirli ödemeye hem de özellikle kozmetik, moda, ev yaşam ürünleri, deterjanlar dahil bu kampanyalara olan ilgiden Kasım'daki ben kampanyaların kuvvetli olacağını düşünüyorum. Zaten 4 milyarlık bir tasarruf hedefi belirlemiştik. Şu anda hedefimize uygun bir çizgide yolumuza devam ediyoruz. Evet. Müşteriler en çok hangi ürünleri tercih ediyor peki özellikle bu dönemde? Alışveriş sepetlerinden bahsedebilir miyiz? Tabii ki. Sepetlerimizi çok sık analiz ediyoruz. Biliyorsunuz normalde günlük takip ediliyor. Şu anda saatlik analizler yapıyoruz. En çok tercih edilen ürünlerin arasında kışlık montlarımız var. Kışlık botlarımız var. Yünlü terliklerimiz var. Çamaşırlarımız var. Kışlık pijamalarımız var. Hediyeliklerimiz var. Deterjanlarımız var. Normal adetsel anlamda
air fryer'ların, kahve makinelerinin hala çok yüksek rövaçta olduğunu görüyoruz. Düdüklü tencere gibi, tava gibi, ailelerimizin her zaman kullandığı tabaklar gibi, ev dekorasyonu gibi, halı gibi ürünlerin de oldukça yüksek adetlerde alındığını gözlemliyoruz. Bir de sürpriz yapan ürünlerimiz oluyor. Değişik sobalar gibi, kışlık yakacaklar gibi birçok ürüne ilgi var. Biliyorsunuz biz her sene getirdiğimiz ürünlerde inovasyon da yapıyoruz. Prefabrik evden yarın satacağımız arabalara kadar müşterilerin inşallah ilgisini çekip onları çok tasarruf ettirmeyi hedefliyoruz Hepsi Burada ailesi olarak. Evet, demek ki beklenilen bir Kasım ayı geçecek. Şu anda herhalde öngörüler o yolda, o yönde diyelim. Eklemek istediğiniz olur mu? Yok, biz çok mutluyuz müşterilerimizin ailesine bir katkı sağlayacağımız için. Hepsi Burada limitiyle onlara tehirli ödeme olanağı sunacağımız için. Bazı müşterilerimizin birkaç aylık ihtiyacını şimdiden stoklarına uygun fiyatla alıp daha sonra yavaş yavaş ödeme çözümü getirebileceğimiz için mutlu hissediyoruz. Bütün çalışanlarımızla, 45 bin kadın girişimcimizle beraber Kasım'ı inşallah 30 gün çok çalışarak onları mutlu ederek geçireceğiz. Nilhan Onal, çok teşekkür ediyorum. Verdiğiniz bilgiler için 30 dakikayı burada noktalıyoruz. Saat 14'te tekrar görüşeceğiz. Hoşçakalın.